Kalsa da atımızın nalları yolda, yırsa da çağrımız. Biz yürüyüz dedik, çıktık yollara, geldik Burdur, Çavdır, Karaköy'e. Karaköy'de Kasım hocamız var. Kendisi matematik öğretmenin. Şiir yazmış, boş durmamış. Yaşamın içinden. Yaşamın içinden şiir. Adam yaşıyor. Kimisi emekli olunca angalanıyor. Yani o divandan o divana, evde garıdırdır, evden, değil mi? Koca gezenlerse kocalar rahat ediyor. Öbür türlü, değil mi? Kavga illa oluyor, değil mi? Oluyor tabii. Yediğin içtiğine karışıyor, kalktığına karışıyor. Tabii. Ama gezenlerse daha iyi oluyor. Başınız rahat ediyor. Aynen. Evde biz biraz rahat ediyoruz. Rahat başımız dinliyoruz. Bizde de öyle de ondan anlıyorum. Evet. Şimdi bu şiir kitabını ne zaman yazdın? Bu şiir kitabını lisede başladım. Üçer beşer şiir yazarak. Lisede? Evet. Şimdiye kadar yani 200'e kadar bir şiir yazmışım. Onların içinden ayıtladım. Şurada 90 tane şiiri kitabı yaptım. Hale getirdim. Üstüne de köyümün resmi bak koydum. Yani bizim köyümüz özleriz. Köyümüzü hasretle gideriz. Buraya köy olan vefa borcunu köyün şiir kitabını evet, yazarak, resmini yazarak. Evet. Gerek emek vererek ödüyorsun. Evet, bana. Gerek bu dağlara, gerek ağaç şiirleri, gerek koyuna, kuzuya, geçiye, yörük şiirleri. Bu 90 tane şiiri bu kitaba yerleştirdim. Bu ağaç şiir yazmaya liseden başladın, daha sonra mı başladın? Lige etrafından sonra mı? Yok, ondan tanımadan önce de şiirler vardı. Onlar içinde de ayıtlayıp koyduklarım var içinde. Yengeden önce de var, sonra da var. Hani şiirsi. Bana ait olduğunu hiç sanmıyorum. Öncesi hep genelde. Öyle mi? Evet. Daha sonra şiir yazmadı mı? Ben bilmiyorum. Yazdığını bilmiyorum. İşte ben hanıma şiir yazdıydım işte. Aynur Kuşgözlü. Ay doğdu, nur da doğacak, kuşlar ötecek, gözler bakışacak. Evet. Adı soyadı vardı şiirde. Güzelmiş. Değil evet. Mi? Evet, gayet güzel. İşte benim hanım benim kıymatımı bilsin. Bak adam şiiri bile ele yazmış. Gizli şiirler var içinde. Onu, öyle mi? Onu sır. Sır. O çözmesi lazım içindeki şiirleri. Bir yaştan sonra neye çözecek değil mi? Apaçık söylesin daha iyi, daha değil iyi, mi? Değil. Aynen. Aynen. Evet. İşimiz şaka matrak. biz tanışaldan beri yengeyi övüyor. Kıymat verdiği belli. Evet, bir oku istersen bir şiir. Şiirimi okuyorum. Ben bir halk ozanıyım. Ben bir halk ozanıyım. Torosların eteklerinde yaşarım. Dağlara taşlara söylerim türkülerimi. Yankı yapan kayalara okurum şiirlerimi. Arif olanlara çalamam sazımı. Ben bir halk ozanıyım. Cahille meteylemem kendimi. Kamil olanlara anlatırım derdimi. İnsanlığa harcarım sevgimi. Mürşit olanlara yaparım övgümü. Ben bir halk ozanıyım. Ben bir halk ozanıyım. Sazımı alır gurbetlerde dolaşırım. Ne bataklığa varır ne çamura bulaşırım. Hep iyi insanlar yetiştirmek için uğraşırım. Bunun için ozanlık mertebesine ulaşırım. Ben bir halk ozanıyım. Kalemimle sazımla çalıştım. İnsanlığa hizmet için yarıştım. Ekmeğimi her zaman bölüştüm. Ben bir halk ozanıyım. Evet. Türklerin damgalarında oz damgası vardır. Oz yukarıdan sesini aşağıda anlatandır. Aynı zamanda Oğuzhan'ın öğretileri de ozanlık, oz damgasından bir de Oğuzhan'ın öğretilerinden gelir. Ozanlık geleneği Türklerde. Evet. Yine bir şiirimi okuyayım. Yaşamadım ben çocukluğumu. Yaşamadım ben çocukluğumu. Ne oyuncaklarım oldu ne de salıncaklarım. Oyuncaklar yerine taşlar, salıncaklar yerine ceviz ağaçları mancırık oldu. Yaşamadım ben çocukluğumu. Sürünerek büyüdüm kırda bayırda. Hep çalıştım damda ahırda. Dikenler, sarı dikenler eksik olmazdı elimde ayağımda. Güneş yanıkları olurdu hep yanağımda. Yaşamadım ben çocukluğumu. Ne renk renk elbiselerim ne de cicili ayakkabılarım oldu. Yamalı pantolon, lastik çarıklar onlar şimdi hatıralarım oldu. Yaşamadım ben çocukluğumu. Yazları pul pul olurdu yanaklarım. Kışın soğuktan donardı ellerim ayaklarım. Ne parklarda ne de panayırlarda oynadım. İşte ben çocukluğuma doymadım. Her köy çocuğu emeği, çileyi, yokluğu, zorluğu bilir, kıtlığı bilir. Yine yeni yetişenler bunu anlatsak ne değil diye anlamaz. Şimdi bunlar kendi yaşıyor. Kendi bahçemde. Hepsi bunların kendi bahçemde.
biraz sonra göstereceğim domatesin, biberin bol miktarı. Üretmek insanı mutlu ediyor değil mi? Tabii. Öğleye kadar, sabah 5'te kalkarım, öğleye kadar çalışırsın, uğraşırım, sularım, bakarım. Tabii zevk alıyorum. Zevk alıyorsun. Belki sağlığında buna borçlusun. Evet. Üretiyorsun. Üretmek ibadettir derzeciler. Üretirsen muhtaç olmazsın. Gerek insan olarak, gerek devlet olarak, millet olarak. Millet olarak üretirsek muhtaç olmayız. İnsan olarak üretirsen gene muhtaç olmazsın. Şimdi zepseyi, domatesi yetiştirmesen meyveyi, biri verecek de yiyeceğin diye bekleyeceksin. Evet, evet. Ya da paracın varsa alacaksın. Bundan sonra paran varsa da alamayacaksın, zepseler, meyveler olacak. Çünkü gıtlık geliyor. Sular azalıyor. Evet, şimdi gelelim sazımıza, sözümüze. Beyke üzerinden bir kuş uçtu, Ali Bey'in kellesi uçtu diye orada yakım yakıyorlar. İşte Ali Bey'im taşa çıktı, parladı, bıyığı yok, sakal yok, terledi de o daha çocuk olduğunu orada anlatıyorlar. Daha küçük yaşta olduğunu. Küçük yaşta olduğunu annesi ve ablaları yakım, ağıt yakıyorlar. O anonim türkü oluyor. Şimdiki Ali Bey'im taş başında parladı. Dinlese gel bir türküyü. Dinleyelim. Tam Ramazan Bey anlattım ya, sesimizin evet, gittiği zaman. Olduğu kadar. Alıda beyim de taş başında öfüm oturur. Keklikte yavruların suya götürür. Çok da sevgilerde tez ayrılık okur getirir. Gitti de gençlikte derdir ağlar genç Ali, genç Ali. Taşa çıktın of, parladı of. Sakalı yok da bıyıcı öf, parladı. Yavuklusu da karşı koydu, ağladı. Gitti de gençlikte derdir ağlar öf. Genç Ali, genç Ali. Ofa, öfür öfürden eser. Yalnız mı kaldım da vay gelin, ya
yolum.